yitenler olduğu görülüyor bir türlü. Vakıf kapatıyorlar, geceye giriyor türküler ve ince şeyler. Mikrofonu da uzatalım arkadaşım da. Sen Akın 2013 yılında Nazım Hikmet Kültür Evi çatısı altında Şairin Şiir Evreni etkinliğimizin konuğu olmuştu. İşte dinlediğiniz ilk yaz şiiri de bu etkinliğimizden. Toplantımıza onun sesinden, onun dizeleriyle başlamak istedik. Çünkü bu yıl edebiyat severleri onun eserleriyle buluşturmak istiyoruz ve 2021 yılını şair ve yazar Gülten Akın'a adıyoruz. Bilindiği gibi Nilüfer Belediyesi'nin bu geleneği 8 yıldır devam ediyor. Kentte bir edebiyat gündemi yaratarak daha çok insanı kitapla, edebiyatla buluşturmak ve kent kültürüne katkıda bulmak adına her yılı bir yazar adıyoruz. Sebahattin Ali ile başlayan bu gelenek Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sevgi Soysal, Nezihe Meriç ve Fakir Baykurt gibi Türk edebiyatının iz bırakan isimleriyle devam etti. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğümüzün girişimleriyle başlayan yılın yazarı etkinlikleri kapsamında bugüne kadar toplam 573 etkinlik yaparak bu etkinliklere birebir katılan 100 bini aşkın vatandaşımıza ulaşmış olduk. Her yıl belirlenen yazarın kitaplarını dağıtarak daha çok insanı edebiyatla buluşturma çabamızın sonucunda yaklaşık 72 bin adet kitap dağıttık bugüne kadar. Öncelikle daha çok insana kitapla ve edebiyatla buluşturmak için yürüttüğümüz bu çalışmalara emek veren, katkı veren bütün arkadaşlarıma ben sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Geçen yıl Nilüfer'de tarım yılı idi ve temaya bu uygun bir isim olarak Fakir Baykurt'u yılın yazarı ilan etmiştik. Yıl boyunca pek çok etkinlik planladık ancak pandemi nedeniyle tüm etkinlikleri maalesef dijital ortama taşımak durumunda kaldık. Toplamda 28 etkinlik yaptık ve 10 bini aşkın Fakir Baykurt kitabını da okurlarla buluşturduk. 2021 yılında ise yılın yazarı etkinlikleri kapsamında ilk kez bir şairi ağırlıyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak 2021 yılını yaşamın son döneminde şiirimizin yaşayan en büyük şairi unvanını okurlarından almış, halkının yaşadığı zorlukların, mücadelenin, sevincin kadar ortaklığını onlarla yapmış ve bunları edebiyatına taşımış Gülten Akın'a armağan ediyoruz. İnsan sevgisiyle yoğrulan şiirlerinde toplumsal sorunları da ele alan ve düzen eleştirisi yapan Gülten Akın, aynı zamanda kadın sorununa da duyarlılık gösteren bir yazar oldu. 40'tan fazla şiiri bestelenen ve tiyatro oyunları yazan Gülten Akın, yazdığı her satırla bizlere sorumluluk duygusunu miras bıraktı. Yaşama karşı, doğaya ve insana karşı sorumluluklarımızı hatırlatan Gülten Akın'ı insana inanıyorum, kendi küllerinden doğacak olsa da sözleriyle selamlıyor ve tüm kent halkını yılın yazarı Gülten Akın etkinliklerine davet ediyoruz. Bu yıl proje danışmanımız şair Asuman Susam ve Gülten Akın'ın ailesini temsilen de çok değerli kızları Aksu Bora da aynı zamanda aramızda. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. İçin hem bu senenin yazarı olarak annemi seçmiş olduğunuz için çok sevindim. Aile adına da teşekkür ediyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Ben kızı olarak annemin şiiri üzerine bir şey söyleyecek durumda değilim ama belki kendisi üzerine birkaç şey söyleyebilirim. Bu da bana garip gelen bir durum çünkü yazarla yapıtı arasında bir paralellik, bir örtüşme olmayabilir her zaman. Özellikle kadın yazarlardan bahsedildiği zaman genellikle onun hayatından, kişiliğinden bahsetme eğilimi çok yaygındır. Ve bu birçok zaman da doğru olmaz, doğru sonuç vermez analiz açısından, yapıtın ele alınması açısından. Ama annem söz konusu olduğu zaman bence yapıtıyla yaşamı arasında çok
müthiş bir örtüşme olan bir sanatçıdır annem. Dolayısıyla da hayatına bakmak, kişiliğine bakmak, yapıtını anlamak açısından önemli olabilir. Bir böyle bir şeyi hatırlatmak isterim. Dolayısıyla da Türkiye'de henüz annemin hayatıyla ilgili bir biyografi yazarı mesela çalışmadı. Keşke böyle bir şey olsa diye düşünüyorum. Buna hayıflanırım. Bir başkası annemi kadın yazar olarak ve incelikleri şairi olarak tanıma eğilimi çok yaygın bu şekilde alımlandı. Hayatı boyunca da böyle alımlandı. Aslında annem şanslı biriydi bu bakımdan. Çünkü yaşarken ne kadar sevildiğini görecek kadar bir şey farkında oldu. Yani o yaşadığı zaman çok fazla ilgi gördü, sevgi gördü. İnsanlar onun şiirlerini okudular ve bunu kendisine söylediler, yazdılar. Dolayısıyla şanslıydı gerçekten. Ve o her zaman nasıl alımlandığına dikkat etti. Genellikle böyle işte anne olmak, inceliklerin şairi olmak üzerinden tanımlanan bir şey, imajı oldu. Buna itiraz etmedi ama bundan çok hoşlandığından da emin değilim. Çünkü aslında anne olduğu kadar politik bir karakteri de vardı. Biraz önceki konuşmada fark etmişsinizdir. Yani İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından birisidir annem. Sol görüşlüleriydi ve bütün hayatı aslında mücadeleyle geçti. O yüzden böyle hani kırılgan, naif kadın şair şeyine, imajına uyabilecek birisi değildi. 5 çocuk büyüttü. Öğretmenlik yaptı, avukatlık yaptı. Bütün hayatı boyunca çalıştı. Yani onun herhangi bir şey yapmadan durduğu bir anı bile ben hatırlamam. Yani hiçbir şey yapmıyorsa yemek yapar, örgü örer, dikiş diker, kitap okur, yazar falan, sürekli çalışan birisiydi. O yüzden de onu eseriyle, emeğiyle hatırlamayı isterim. Böyle hatırlanmasını isterim. Çok teşekkür ediyorum yeniden. Bu yılın güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Burada çünkü çok annemi seven ve anlayan iyi bir ekip var. Ve güzel etkinlikler olacağından eminim. Çok teşekkürler. Söze öncelikle belediyenize, başkanım sizin nezdinizde bütün emek verenlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü kentin tüm bileşenleriyle bir yıl boyunca bir edebiyatçıyı, edebiyatçı ve edebiyat karşılaşmaları yapmak, kültürel hafızayı oluşturmak, kültürel sürekliliği yerleştirmek bağlamında son derece önemli. Dilerim çok uzun soluklu devam eder. İkinci teşekkürüm bu yılın bir şaire ama büyük bir şaire adanmış bir yıl olması, Gülten Akın'a adanmış olması nedeniyle. Çünkü şiiri ve şairi yeniden hayata tam zamanında çağırdığınızı düşünüyorum. Covid-19 pandemisi büyük kapanma diyorum ben buna. Bu kapanma süreci aslında kültürel anlamda, toplumsal anlamda, hafıza anlamında ve doğayla, dışarıyla ilişkimizi ne kadar uzak ve sağlıksız tuttuğumuzu hatırlamak anlamında önemli bir deneyim yılı oldu. Şiirsiz bir hayatın ne kadar bizi ne kadar olumsuz bir yere savurduğunu gördüğümüz bir yıl oldu. Bu açıdan Gülten Akın şiiriyle şiirin ve şairin yeniden hayatımıza girmesinin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Gülten Akın benim gibi de yazan pek çok şairin tırnak içinde romantize ederek söylemek gerekirse ilham kaynağıdır denir ama onun ötesinde çok radikal, çok hakikatli bir yol açıcılığını yapmış, çok güçlü bir imge. Anneannelerimizden aldığımız bir mirasla yürüyen kuşaklar olduğumuzu düşünüyorum. Bu açıdan feminist yazın açısından Gülten Akın'ın son derece önemli bir modern şiirimiz açısından başlangıç noktası olduğunu hepimize tekrar bir hatırlatmak isterim. Eril bir edebiyat ortamında ve şiir ortamında Gülten Akın ikinci yeni gibi özelliğini ilan etmiş bir şiir akımının içinde tek şair kadın olarak kendisini var etti. Bunun yanı sıra antolojilere girip uzun süre antolojilerde tek başına kalan büyük şair kadın olarak yoluna devam etti. 60 sonrası 80'lere kadar, 90'lara kadar uzanan süreç
Gülten Hanım'ın sadece büyük şairliği, şairlikteki büyük değerinin yanı sıra toplumsal tarihimizi okumamızı sağlayan şiirlerini bırakmanın yanı sıra sorumluluk sahibi bir aydın olarak da gösterdiği tavırla da bize ciddi işaret fişekleri bırakmış, yol açıcılık yapmış bir özne olarak karşımıza çıkmasıyla da önemliydi. Özellikle 90 sonrasında yazdığı son şiirlere kadar da Vehçet Necatigil'in Hikmet Burcu dediği, evet o incelikler ama o inceliklere damıtılmış bir biçimde gelinene kadar ki ötekiyle temasın, ötekini her türlü ötekiliği, sadece kadının değil, egemen olan sesin dışındaki bütün sesleri, eşik altı sesleri duyabilme gücünü, duyarlılığını göstermiş ve oradan bir bilgelikle şiirini yeniden kurmuş bir ses olarak da modern şiirimizin son derece önemli yapı taşlarından biri. Bir yıl boyunca çok daha yakından çok farklı etkinliklerle tanıyacağımız için çok mutluyum. Çünkü bir şair bize veda ettikten sonra ikinci hayatı başlar. Biz şimdi Gülten Akın'ı yeniden okuyarak düşündüğümüzde Türkiye şiirinin içinde onun yerinin yeniden genişletip yeniden derinleştireceğimizi düşünüyorum. Bu çabayı gösterecek herkese de şimdiden teşekkür ederim.